Yanımızda Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağoğlu var. Başkanım, hepimiz öncelikle geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Büyük bir felaket yaşıyoruz. Siz de tıpkı diğer tüm kulüpler gibi ilk andan itibaren yoğun bir şekilde bu konuyla ilgili adımlar attınız. Elinizden geleni yaptınız. Önce bu genel tabloyu bir sorabilir miyim? Trabzonspor Kulübü şu ana kadar neler yaptı, ne adımlar attı? Şimdi biz tabii pazartesi sabahı işte bütün ülke gibi maalesef yani asrın en büyük felaketine uyandık. Yani olayın şokunu attıktan sonra saat 9-10 civarıydı. Hani ne yapabileceğimizi, ilk etapta neler yapabileceğimizi. Yani biraz da tabii bizim yaş grubumuz Düzce ve Kocaeli, Gölcük depreminden de hatta İstanbul'da katabiliriz. Tecrübeli olduğumuz için yani ilk anda yapılabilecekler tabii ki yani barınma ihtiyaçlarını özellikle bu çok kötü hava koşullarında. Orada da tabii aklımıza gelen ilk şey TS Club'daki, depolardaki, mağazalardaki erkek, kadın, çocuk, bütün kışlık ürünleri bölgeye aktarmak düşüncesiydi. Tabii bunların hepsi yapılırken bunların çok koordineli yapılması lazım. İlk önce Sayın Valimizle konuştum ve aynı saatlerde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu zaten hemen yanılmıyorsam saat 10 civarıydı pazartesi günü Kahramanmaraş'a doğru bölgeye hareket etti. Kendisiyle de görüştüm. Yani gidecek olan yardımları organize edecekti kendileri orada. Ki düşünün donanımlı araçla gitmesine rağmen Sayın Zorluoğlu ancak işte 30-32 saat sonra Kahramanmaraş'a ulaşabildi. Yoğun bir kar yağışı vardı. Yollar çok kötüydü. Zorlukla ilerleyebildiler. Ki şehir merkezine gitmesine rağmen. Tabii yani önce Malatya'ya gidiyor. Malatya'dan Kahramanmaraş'a geçemiyor. Daha sonra tekrar Kayseri'ye döndü. Kayseri üzerinden gitmeyi denedi. Onu da başaramadı. Tekrar Malatya'ya döndü. Oradan aşağıya Diyarbakır'a ve Diyarbakır üzerinden Maraş'a geldi. Yani neredeyse bütün bölgeyi taradı kendisi. Çok tecrübeli bir belediye başkanımız. Valilikten gelme. Aynı zamanda da bizim Trabzon valimiz İsmail Üstoğlu gerçekten inanılmaz bir performans sergilediler. Biz ilk iki tırı çıkarmaya hazır olduğumuz zaman ilk çıkacak tırları bizim tırlarımız olduğunu düşünürken o zamana kadar Sayın Valimiz 26 tırı Urfa ve Adıyaman bölgesine intikal ettirmişti. İşte biz de dışarıdan da aldığımız yani mesela tırlardan bir tanesi bizde tamamen su doluydu. Yani pet şişe su 12 ton civarındaydı yanılmıyorsam. Bir de Bursa ve İstanbul'dan tedarik ettiğimiz -30'a dayanıklı termal uyku tulumlarını da bu bizim ürünlerimizin içerisine koyaraktan ilk iki tırımızı çıkardık. Dün de yine bir tır ve tır sıkıntısı yaşandığı için bizim takım otobüsümüzü yine yardım malzemeleriyle doldurarak bölgeye gönderdik. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Biz Sayın Murat Zorluoğlu, belediye başkanımız şu anda şeyde zaten sahada. Çok aşırı ve kontrolsüz bir yardım malzemesi yığılması söz konusu. Buradan şunu söyleyebilirim. Tabii ki herkes gönlünden o geçiyor. İnsanlar üstündeki ceketleri çıkarıyorlar. Dün işte son otobüs giderken bir ufaklık geliyor otobüsün yanına. Eldivenlerini çıkarıp veriyor. İşte abi bunu da götürür müsün diye. Böyle bir çabanın içerisinde insanlar ama biraz gereksiz bir malzeme yığılması söz konusu. Ben buradan şunu rica ediyorum. Yani bölgedeki yani afetin daha doğrusu talep ettiği malzemeler dışında özellikle de denetimsiz bireysel yardım yapmaları şu an için işleri biraz daha da zorlaştırıyor. AFAD'ın talimatları doğrultusunda ve ihtiyaç olan malzemelere yönelirse artık insanlarımız yani o yapılan yardımlar çok daha verimli bir hale gelmiş olacak. Burada çok duyarlılık gösteren çünkü ilk yardım tırlarının Trabzon, Rize ve Giresun'dan gittiğini biliyoruz bölgeye. Belki de mevki olarak
deprem bölgesine en yakın iller olduğumuz için biraz da tabii farklı bir duyarlılığa sahip bir coğrafya orası. Yani Rize, Trabzon ve Giresun insanlarına, halkına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Taraftarlarımız çok büyük bir özveri gösterdiler. Aynı şekilde bu kampanyalara katıldılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama olağanüstü bir performans sergileyen, dediğim gibi şu anda kendisi sahada, Büyükşehir Belediye Başkanımız Maraş'ta, bizim kardeş şehrimiz biliyorsunuz Maraş aynı zamanda. Çok Trabzon Caddesi haberi. Trabzon Caddesi haberi çok geçti. Trabzon'da da Maraş Caddesi var bildiğiniz gibi. Sayın Murat Zorluoğlu'na, Sayın Valimize İsmail Üstüoğlu'na ve yani Trabzon'da bu işi yani geri planda isimlerini sayamayacağım diğer bütün gönüllerimize ben gerçekten çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu acı çok büyük acı. Arkadaşlar, bir şeyin adını çok iyi koymamız lazım. Bu 100 yılın falan felaketi değil. Yani deprem kayıtları, deprem oluşan depremler kayıt altına alınmaya başladığından beri yeryüzündeki 3. büyük deprem. Birbiri ardına yani 10 saat arayla 7.7, 7.5 şiddetinde deprem, yanılmıyorsam bir Katmandu da vardı, diğerini hatırlayamıyorum. Bu öyle kolay kolay altından kalkılacak bir felaket değil. Yani bunu çok iyi idrak etmemiz lazım. 10 ili etkileyen, 10 ili etkileyen ve neredeyse coğrafyanın yani %15'i, %20'si. Aynı zamanda gayri safi milli hasılanın %14'ünün üretime katıldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. 15 milyon insan direkt olarak. Yani bundan sonra yapılacak olan yardımlarla alakalı olarak otoritelerin talimatlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bundan sonra önümüze çıkacak olan sıkıntılar, ilaç sıkıntısı, gıda, ama her şeyin ötesinde barınma. Yani o kurtulan insanların, yaralı olan insanların da çok ciddi şekilde barınmaya ihtiyacı var. İşte içeride yanılmıyorsam federasyon başkanımız ifade ettiler. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da beklentileri ve talimatları doğrultusunda biz Kulüpler Birliği olarak yani bu barınma, özellikle işte konteyner ev, konteyner mahalle. Çünkü kışın o insanların orada geçirecek olan insanlar var. Tamam, belki bir bölümü bir iç göç gibi bir şey söz konusu, ama o insanların barınmasından yani artık her şeyi devletten bekleyecek durumda değiliz. Elimizde avucumuzda ne varsa bireysel olarak, kurumsal olarak, kulüpler olarak, federasyon olarak buna katkı vermek zorundayız. Bir de biz şimdi biliyorsunuz maçlar oynanmayacak. Evet başkanım, ben de onu soracaktım. UEFA maçı var, UEFA takvim var ve bu başka bir konu. Yani orada nasıl bir süreç işliyor? Takımınızın psikolojisi nasıl? UEFA ile diyalog ne durumda? O konuda da bizi bilgilendirseniz sevinirim. Takımın psikolojisi yani senin benim psikolojimden daha farklı değil. Yani hatta bazı yabancı oyuncularımız, ki bunların kim olduğunu da tahmin edebiliyorsunuzdur, psikolojik olarak çok ciddi şekilde tabii etkilenmiş durumdalar. Ama diğer taraftan da yani ülkede futbol ara versek de biliyorsunuz UEFA kupalarında maçlar devam ediyor. UEFA sadece bize yani kentin durumunu sordu. Bizde herhangi bir sıkıntı olmadığını, yani Trabzon'da herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade etti kendilerine ve o maç oynanacak. Bu maçta tabii yani bu süreç içerisinde oynanacak ilk resmi futbol müsabakası. Biz de Trabzonspor yönetimi olarak o maçta elde edilecek gelirin, Basel maçından elde edilecek olan gelirin direkt olarak depremzedelere için oluşturulmuş olan hesaplara, fona aktarılması yönünde karar aldık. Yani o maçın geliri tamamen depremzedelere gidecek.
tabii aynı şekilde öyle bir şeyi de yaklaşımı da 23'ünde oynayacağımız Basel'deki maçta Basel takımından bekliyoruz. Bilmiyorum yani nasıl bir hassasiyet buradan gösterirler. Da mesaj. Evet. Nasıl bir hassasiyet gösterirler. Orasını bilemiyorum. Diğer taraftan eğer bu şey söz konusu olmasaydı yani bizim UEFA maçımız söz konusu olmasaydı Almanya'da büyük bir takımla 50 bin kişilik statta bir maç ve gelirinin tamamının depremzedelere bağışlanması yolunda böyle bir şeyimiz vardı. Ama o hala şeyde geçerliliğini koruyor. Hocamızla da konuştum bugün. İşte o araya bir şekilde eğer sıkıştırabilirse orada da ben çok ciddi bir gelir elde edebileceğimizi düşünüyorum. Başka. Teşekkür ederiz biz başkanım. Sorularımızı yanıtladınız. Sizin vermek istediğiniz başka mesaj varsa gerek deprem bölgesindeki insanlara gerek yardımda bulunan yardım için toparlayan insanlara bir mesaj vermeniz gerekirse dinlemek isteriz. Şimdi şöyle yani dediğim gibi yani bu yüzyılın felaketi. Çok can sıkıcı bir şey. Psikolojimizi sağlam tutmamız lazım. Sarılacak çok yara var. Dezenformasyonlardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız lazım. Maalesef bunu son günlerde yani özellikle şu son iki gündür bazıları yine vitesi boşa atmaya başladılar. Bunların konuşulacağı günler değil, bunların tartışılacağı günler değil. Yani tek bir vücut halinde bu yarayı nasıl saracağımıza, en sağlıklı şekilde nasıl saracağımıza ve bu süreci en az hasarla nasıl atlatacağımıza, hayatta kalan insanlara nasıl kucak açacağımıza, annesiz babasız çocuklar, çocuğunu kaybetmiş aileler, parçalanmış aileler, bütün bunlara ne şekilde yardımcı olabileceğimize odaklanmamız lazım. Yani insanlarımızın, halkımızın, ki halkımız bu duyarlılığı gösteriyor zaten. Şimdi 12 yaşındaki çocuk bizim yardım tırının yanına gelip de elinden eldivenini çıkartıp abi bunları da götürür müsün diyebilecek duyarlılığı gösteriyorsa bizim farklı gözle görmeyi beklediğimiz insanların da aynı duyarlılığı göstermesi lazım. Bugün mesela Kulüpler Birliği'nde belki de ben 5 yıldır başkanım yani ilk defa herkesin bir arada tek yürek halinde aynı ilke doğrultusunda kararlar aldığı bir toplantıya şahit oldum. O zaman fazla da sıkıntıya girmesinler. Bugün bizim yapmış olduğumuz toplantıya örnek alsınlar. Çünkü çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Farklı algılar yaratmak bu yarayı daha da derinleştirir. Önce yaramızı saralım. Birbirimizin hesabımız varsa onu görürüz. Emin ol, bizim de belki hesaplarımız olacaktır. Çünkü bu süreç içerisinde yaşadığımız kötü olaylar ya da kötü tecrübeleri bunları da bizim de unutmamız mümkün değil. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım ben de teşekkür ediyorum. Futbol dünyası gerçekten bu süreçte yani futbol dünyasını ön plana çıkarmak için değil ama çok doğru güzel mesajlar verdi, vermeye devam ediyor. Bizler siz yanımızdayken bir kez daha imkanı olan herkesin Sayın Başkan'ın da dediği gibi ihtiyaç listesi doğrultusunda elinden geleni yapmasını beklediğimizi bir kez daha sizin aracılığıyla duyuralım başkanım. Evet yani bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim sorumluluğumuz sadece bu ülkede futbol oynanması değil. Futbol kulüpleriyiz, spor kulüpleriyiz, topluma karşı. Bizi var eden topluma karşı çok büyük sorumluluklarımız var. Tabii ki futbol bu işin bir parçası ama sorumluluklarımızın gereğinde yerine getirmek zorundayız. Başkanım çok kıymetli mesajlar verdiniz. Biz de aracı olduğumuz için mutluyuz. Sayın Başkan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Oğlu sorularımızı yanıtladı. Gerek yardım çalışmaları ile ilgili gerek süreçle ilgili sorularımızı yanıtladı. Biz buradaki yayınımızın sonuna gelelim. Bir kez daha kendisine teşekkür ederek sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ceyda Dönmez.